Sevgili seyirciler, hepimize iyi haftalar diliyorum, mutlu haftalar diliyorum ve en önemlisi huzur dolu haftalar diliyorum efendim. Evet, bugün yine çok güzel konulara değineceğiz. Bugün bize ne getirdi? Bugün bize tiyatroyu getirdi, oyunculuğu getirdi. Tiyatroyu enine boyuna konuşacağız. Birazdan değerli oyuncu Sibel Tomaç bizlerle birlikte olacak. Bize canlı yayına bağlanmak için 0212 627 4848'den ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de an be an yazabilirsiniz. Berat Aşıcıoğlu'yla günün getirdikleri başlıyor. Hoş geldiniz. Evet, Sibel Tomaç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok mersi. Ben de iyiyim, sağ olun. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii. Sibel Tomaç kimdir, ne yapıyordur, şu anda bir tiyatro oyununda yer alıyor mu? 76 İstanbul doğumluyum. Gösteri Sanatları Merkezi var Büyükşehir Belediyesi'nin. 2002 yılında oraya başladım. Orada ilk önce oyunculuk, sonra da yönetmenlik kurslarına gittim, ikişer senelik. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Sanat Tasarımını okudum. Gösteri Sanatları Merkezi'ndeyken Kukla ve Karagöz'le tanıştım. Hocam Alpay Ekler sayesinde. Onun sayesinde tasvir yapıp kukla yapımına başladım. 2012'den beri de profesyonel olarak oynatıyorum. Kültür Bakanlığı desteğiyle kendi oyunlarımı yazıyorum, sahneliyorum, tasvirlerimi yapıyorum, kuklalarımı yapıyorum. Ayrıca 2005'ten beri de profesyonel olarak tiyatrolarda oynuyorum. En son geçen sezon ve bu sezon Tiyatro Sevi'de Kaç Baba Kaç'ta sahne alıyoruz. Tiyatroda da devam ediyor, Karagöz devam ediyor, çocuklarla buluşuyorum. Bir derneğimiz var, Unima İstanbul diye. Unima İstanbul'un yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Çok güzel. Derneğimizde eğitim çalışmaları veriyoruz, gösteriler yapıyoruz, çocuklarla, gençlerle ilgileniyoruz. Onun yanında Yeni Tiyatro Dergisi diye bir dergimiz var. Dergide de jüri özel ödüllerinde jüri olarak yer alıyorum. Evet. Yeni tiyatro ödüllerinde. Yok yani, daha ne olsun Sibel Hanım, değil mi? Sağ olun. Şimdi bu arada şunu da belirtmek isterim ben sevgili izleyicilerimize. Türkiye'de profesyonel anlamda Karagöz kuklasını ilk oynatan sizsiniz, değil mi? Evet. Daha önce tabii ki yapan kadın sanatçılarımız var. Fakat onlar bireysel olarak bu sanatı icra etmemişler. Hı-hı. Daha çok eşleriyle, arkadaşlarıyla ya da başka bir hayalinin yanında yardımcı olarak işe, hı-hı, başlayıp devam etmişler. Ben tek başına perde kurup oynatan kadın karagözcü benim şu an. Çok güzel. Başka arkadaşlar da var tabii ki, fakat daha çok ikinci kişi olarak devam ediyorlar. Hı-hı. Ben hayali olarak kendi perdemi kurup oynatıyorum. Tasvirlerimi de kendim yapıyorum, kuklalarımı da yapıyorum, kukla da oynatıyorum ayrıca. Hı hı, devam ediyor. Peki bu arada Karagöz'ü oynatıyorsunuz ama Hacivat'ı hiç oynatmadınız mı? Tabii ki öyle bir şey değil. Karagöz ve Hacivat komple bir oyun. Hı hı. Bir tek oynatıcı, hayali dediğimiz oynatıcı, evet, var. Hı hı. O kişi bütün karakterleri seslendirir. Hı hı. Yani Karagöz'ü, Hacivat'ı, gelen tipleri hepsini ben seslendiriyorum. Ha, evet. Yanımda bir tane yardımcım var. Yardak diyoruz biz ona. Yardımcım müziklerde yardım ediyor. Tef çalıyor. Tasvirlerin sıralanmasını takip ediyor. Ama oyunun gelenini devam ettiren benim. Çok güzel. Genelde izleyiciler çocuklar oluyor, değil mi? Çoğunlukla çocuklar. %80 çocuklar. Evet. Yetişkinlere ve gençlere de gösteriler yapıyoruz ama çoğunlukla çocuklarla çalışıyoruz. Karagöz'ün biraz hikayesini dinleyelim mi sizden? 1600'lerde geldiği sanılıyor. Fakat kesin bir bilgi değil tabii ki. Çünkü evet, Türklerin yazıp tarihi çok... Evet. Değil, yok. Hı hı. Bazı başka yazılardan, başka belgelerden öğreniyoruz Karagöz olduğunu, Karagözcülere yapılan ödeme makbuzlarından öğrenebiliyoruz. Ama tahmini 1600'ler diye tahmin ediliyor. Hı hı. Türkiye'ye geliş, Türklerin elinde gelişi diye. Orta Asya'dan geldiği tahmin ediliyor. Bizim oyunumuzda iki baş kahramanımız var, Karagöz ve Hacivat. Bunların ikisinin konuşmalarından ve söyleşmelerinden çıkan komik durumlar ele alınıyor. Daha çok söz sanatları, sözler önemli. Söz düellosu gibi birbirleriyle atışırlar. Karagöz daha kaba, daha halk seviyesi bir söylev tutturur. Hacivat daha yüksek tabaka, daha kibar bir söylevle, evet, devam bir eder. Bir de genelde mantıksal konuşmalar hep Hacivat'tan çıkıyor. Aslında değil mi? Öyle görünür ama tam tersidir. Genelde Karagöz cahil gözükerek Hacivat'ın sözlerini alaşağı etmeye... Tiye alıyor. Evet, onu, evet, o şekilde alaşağı eder ve başarır.
sonrasında hep aptal ve cahil gözüken Karagöz'ün aslında ne kadar kurnaz ve akıllı olduğu ortaya çıkar. Evet. Hacı Vatama işin kurnazıdır her zaman, bütün oyunlarda genelde. İşi kapıp parayı götürme mantığındadır. Karagöz'ü genelde bu işler için kullanır ama sonrasında kaybeden genelde Hacı Vat olur. Ya da ikisi birden kaybederler, mahalleli kazanır. Karagöz kozmopolit bir oyunumuz bizim. Her şey var, yani herkes var. 1600'lerdeki Osmanlı'daki kozmopolit kimlik burada da devam ediyor. Laz, Kürt, Çerkez, Ermeni, Çingene, bütün tipler burada yer bulabiliyor. Hepsi Karagöz'le birlikte o perde, ayna dediğimiz perdemizde buluşuyor ve birlikte yaşıyor, birlikte üretiyor. O yüzden bizim somut olmayan kültürel mirasımız, biliyorsunuz 2009'da UNESCO tarafından somut olmayan kültürel mirasımız seçildi. Ben de Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarındanım. Ne kadar güzel. Sanatımızın devam etmesi için uğraşıyoruz. Tabii sanat çok çok önemli. İnsanların kalbine dokunmamız adına hakikaten o sanatı o izleyiciye doğru bir şekilde aktarmak çok önemli diye düşünüyorum. Sizler sayesinde de aktarıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki genelde en çok Karagöz oyununa hangi şehirden rağbet var? En çok hangi şehir talep ediyor, yani Karagöz'ü gelin oynayın diye? Ulaşılabilecek herkes istiyor. Tabii ki maddi imkanlar orada ortaya çıkıyor. Maddi olarak imkan sağlandığında ben mesela Mardin'de de oynadım. Ve bizim insanlarımıza da oynadım. Suriye kamplarında da oynadım. Çok hepsinden güzel. Hepsinden çok güzel tepkiler geliyor. Suriye kamplarında bu arada güzel deneyimler de yaşamışsınızdır. Çok güzel deneyimler yaşadık. Farklı hikayeler görmüşsünüzdür orada. Evet. Onlardan da ben söz etmenizi isterim. Çocuklar her yerde her zaman çok güzel. Her zaman çocuklar. Her zaman ilgiye ihtiyaçları var. Evet. Dil hiçbir sorun oluşturmadı bizim için. Çünkü çocuklar orada bir Türkçe kursuna devam ediyorlardı, bizim ilgilendiğimiz çocuklarımız. Ama o hiç sorun olmadı. Hiç Türkçe bilmeyenler de gayet mutlu oldu. Onlarla atölye çalışmaları da yaptık biz. Genelde çocuklarla atölye çalışması da yaparsak daha kalıcı oluyor ve unutulmamasını sağlıyor. Doğru, evet. Çok güzeldi. Onlar adına da çok güzeldi. Bizim için de çok güzeldi. Oradaki bağlantımız hala devam ediyor. Arada bir tekrar gidiyoruz. Unima olarak da gidiyoruz. Unima diye derneğimizle de gidiyoruz. Gittiğimiz yer hiç fark etmiyor. Mesela İstanbul'un ücra köşesinde bir okula da gidebiliyoruz. Veya çok merkezi bir yerde kültür merkezine de gidebiliyoruz. Hiç ilgi eksilmiyor. Her zaman artarak devam ediyor. Biraz büyüklerde ön yargı var. Karagöz işte bize göre değil, çok çocuklara göre diye düşünülüyor. Aslında öyle değil. Karagöz oyunlarının metni daha çok yetişkinlere göredir. Günümüze gelmiş eski metinler. Biz tabii ki biraz daha revize ederek çocukların hoşuna gidecek, günümüz durumlarını da içine alan oyunlar yapıyoruz. Ama bu ön yargıyı kırmalıyız. Doğru. Çünkü yabancılar bizden daha çok Karagöz'ümüzü seviyor, daha çok önemsiyor. Tabii. Ben Karagöz oynatıyorum dediğimde inanılmaz güzel tepkiler alıyorum. Ama bizde, Türkiye'de pek öyle olmuyor. Biraz ön yargıyla yaklaşıyorlar. Niye özellikle ön yargı var peki? Kadın Karagözcü ön yargıları var. Ne açıdan yani ön yargı olarak ne gerekçe sunuyorlar? Kadın bu işi yapamaz diyor. Niye? Neden yapamaz? Ben oyuncuyum, yıllardır sahnedeyim. Hayır, Karagöz erkek diye mi acaba? Öyle bir şey düşünüyorlar, evet, öyle bir ön yargılı fikir var. Karagöz erkek bir kahraman, sen canlandıramazsın. Ama bugüne kadar erkek Karagözcüler oyundaki birçok kadın kahramanı canlandırmış. Hiçbir sorun olmamış. İşte, tabii. Kadın erkek eşittir lütfen. Peki bir şey söyleyeceğim bu arada. Sibel Hanımcığım, birazcık rica etsem, izleyicilerimiz de eminim ki çok memnun olurlar. Biraz o seslendirmeyi yapabilir misiniz? Keşke kuklayı da getirseydik değil mi? Evet, bir dahaki sefere inşallah. Sefere, aynen. O zaman bir dahaki seferi garanti almış oluyoruz. Aynen. Kesin. Yok tabii ki. Her zaman. Her zaman. Teşekkür ederim. Bir seslendirme birazcık rica edebilir miyiz? Ah efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Bugün programımıza Karagöz ve Hacı Yivat'ı konuk edelim dediler. Biz de efendim kalktık geldik sizinle tanışmaya. İyi tamam, tanıştın. Haydi bakalım yoluna. Yahu öyle olur mu? Daha bir söyleşeceğiz, kendimizi bir tanıtacağız. Yahu ne tanıştıracaksın? Seni tanıyan tanıyor. Kaç yüzyıldır tanımadılarsa bundan sonra mı tanıyacaklar? Haydi eyvallah. Vallahi alkış yani. Müthiş. Çok da zor bir şey bu. Yani ya, hakikaten çok zor. Şimdi biz bir taklit yaparken, tabii o bir yetenek zaten de, seslendirme zaten zor bir şey. Seslendirmeyi de geçtim. Farklı böyle bir taklit yaparak bir de bir seslendirme devreye giriyor.
İki taraftan da zorluk var yani. Oynamak gerekiyor. Oyunculuk bu noktada tabii ki benim yardımcım ve başarma sebeplerimden en önemlisi. Oyunculuğa daha önceden başladığım için oyun sahne deneyiminde işte taklit, ses, şive onları yapabiliyorsun ve bir şekilde ilerlemiş oluyorsun. O bana çok yardımcı oldu ve doğaçlama yeteneği, sahne arkasındaki rahatlık o işime yarıyor. Taklitlerde ben zorlanmıyorum ama tabii ki bir akıcı ve doğaçlama konuşma becerisi gerekiyor. Tabii. Çünkü çocuklarla mesela bizim... şimdi ne kadar güzel bir doğaçlama yaptınız yani. Hemen bir anda bu ses tonuyla güzel oldu. Çünkü çocuklar değişik. Yani herkesin verdiği tepki farklı. Tabii. Yaş grubuna göre değişiyor, yaşadığı yere göre değişiyor, daha önceki bilgilerine göre değişiyor. Bazen inanılmaz bir katılım oluyor oyunu. Biz interaktif oynuyoruz çoğunlukla oyunumuzu. Bazen de çok katılamıyorlar, bilmiyorlar. Nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar. O arada ben karagözle onlara sesleniyorum. Katılın, bana eşlik edin veya Hacivat'la. Bunu birlikte yapmalıyız, siz de bana katılmalısınız. Onların rahatlamasını sağlıyor. Çünkü karşılarında gördükleri bir oyuncu olduğunda daha çok çekinebiliyorlar. Tabii. Fakat bu onların hayal dünyasını daha çok açan, daha çok katılmalarını sağlayan bir etkinlik oluyor. Evet. Peki Karagözle Hacivat hep bildiğimiz işte 1600 yılları dediniz mesela. Yani o yıllardan itibaren günümüze kadar hep ikili olarak bildik. Evet. Hep ikili olarak izledik. O hikayelerini de ikili olarak dinledik. Yeni uyarlanması gibi bir şey söz konusu olabilir mi yani? Ekleme kuklalar olabilir mi mesela bir hikayeleştirilip? Öyle bir proje var mı? Onu yapıyoruz. Yalnız Karagöz'ün bir genel kabul görmüş bir üslubu var. O üslubun dışına çıkmadan eklemeler yapıyoruz. Hı. Ama oyunun ana kahramanı Karagöz. Hacivat da aslında ana kahraman değildir. Yan kahramanlardan biridir. Bu sonrasında, Cumhuriyet sonrası Karagöz ve Hacivat diye söyleve gelmiş ve öyle devam etmiş. Öyle aslında, mi? İlk Karagöz yani Karagöz'ün o zaman. Karagöz'ün kişiliği daha öndedir. Hı. Ve oyunu ilerleten odur. Hacivat yan karakter gibi gelir, birazcık oyuna yardım eder ve çekilir. Geri kalan ilk muhavere dediğimiz bölümde Karagöz ve Hacivat bir tanışır, söyleşir, durumu anlatır veya hiç durumla ilgili olmayan bir konuşma yapar ve giderler. Sonra gelen mahalleli tipler oyunun ilerleyişini sağlar. Bu bölümde biz her zaman yenilikler yapıyoruz tabii ki. Eski zaman oyunlarının bazılarını da uyarlıyoruz veya yeni konular. Mesela benim bir Karagöz Çöp Çatan diye bir oyunum var. Nasıl mesela? Günümüz biliyorsunuz bir televizyon programları furyası vardı bir ara. O dönemde yazdığım, oynadığım bir oyundu. Hep siz mi yazıyorsunuz oyunlarınızı? Oyunlarım uyarlama da oluyor, kendim de yazıyorum, ek de yapıyorum. Çok güzel, bravo. Ama ana kanavamız belli olduğu için bizde Karagöz'de. Başlangıcı ve bitişi belli. Orta bölümde gerçekleşecek hikayeyi biz kurmuş oluyoruz. Hı hı. Ve ilk söyleşmelerde tabii ki yenilikler ve revizyonlar yapıyoruz. Yani günümüze göre uygun oyunlar yapıyoruz. Mesela geçen seneki benim oyunum Karagöz futbol hakemiydi. Aa. Yani güncel çocukların hoşuna gidecek espriler. Mesela futbol hakemine 2-3 kere formayla gelen izleyicilerim vardı. Ay ne güzel. Küçük izleyiciler 4-5 yaşında formayla gelmiş. Ne kadar sürüyor peki oyun genelde? 30 ila 40 dakika arası. Yani kısa da değil hani. Küçüklere genelde 30 dakikada bitiriyorum ama yaş biraz daha büyükse 40 dakikaya ilerliyorum. Yetişkinlere ise o bir saate kadar da ilerleyebiliyor. Evet. Ama ortalama 30-35 dakikayla bitirmiş oluyoruz. Ara veriyorsunuz ama değil Hayır, mi? Hayır vermiyoruz. Ara vermeden mi tabii o ki. Konuşmalar geçiyor? Valla bravo. Ve tabii ki sesinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir de bizim Karagöz'de musiki çok ön plandadır. Genelde Türk sanat müziği parçalarını ben seçiyorum. Bazen yaş grubu çok küçükse o zaman daha çok çocuklara hitap edecek çocuk şarkılarını da seçtiğim oluyor. Ama genelde şarkıları canlı söylüyorum tabii ki. Tef eşliğinde, tef çalan yanımdaki arkadaşımın eşliğinde. Onun için bir tip Karagöz ilk baş Hacivat geliyor, oyunu açıyor. Hacivat'tan sonra Karagöz de bir söyleşiyor. Onun oyunun ne olacağını bir anladıktan sonra tipler gelmeye başlıyor. Hı hı. Her gelen tipin gelişinden önce bir müziği ve bir şarkısı var, klasik şarkıları. Eğer yetişkin ve orta yaşlara oynuyorsak klasik şarkıları kullanıyoruz dediğim gibi. Daha küçüklere, çocuklara oynuyorsak onlara uygun şarkılarla her tip geliyor. Hı-hı. Ve o şarkılar da tabii ki canlı. Canlı olduğu için katılım daha fazla oluyor. Hı-hı. Ve bizden bir şeyler. Tabii. Bizden bir şeyler olması genlerimizde var bizim bu. Tabii ve ki. Hemen katılıyor herkes. Evet. Hiç kimse de bir sorun çıkmıyor. Bir de daha doğal oluyor. Evet. Evet. Peki genelde hikayeyi gündeme göre mi yazıyorsunuz? Yani mesela işte atıyorum Mart'ta belediye seçimi olacak. İşte belediye seçimine yakın bir zaman oyun olacaksa eğer
belediye ile alakalı bir hikayeleştirme gibi bir durumunuz oluyor mu? O şöyle oluyor. Gittiğimiz, bizi davet eden organizasyona göre değişebiliyor. Yani genel oyunumuz bizim o olmuyor ama diyelim ki bir toplantıya gittik. Toplantının ana konusu nedir diye ben öğreniyorum. Mesela çevreyle ilgili bir toplantıya gitmiştim. Ne konuşuyorsunuz? İşte suların kirlenmesi, işte fabrika atıkları falan gibi konu başlıkları vardı. Ben de o konu başlıklarına uygun tipler getirmeye başladım. İşte çevreyi kirleten, işte bazı hatalar yapan. Bu yetişkinlerde de tepki alıyor. Mesela diyelim onların bazen şeyleri, eğitim programları oluyor firmaların. Eğitim programında ne öğrendiniz bugün diyorum. Bugünkü konunuz neydi? Bu söyleşinizin konusu ne? Hı-hı. Onların konusu neyse ona uygun ekler yapıyorum. Bunlar çok güzel tepkiler alıyor tabii. Ama normalde dışarıda oynadığımız oyunlarda tabii ki böyle tercihler yapmıyoruz. Oynadığımız yer neresiyse ona uygun konseptler ayarlamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Çocuklarsa çocukların hoşuna gidebilecek şeyler. Yetişkinlerse onların daha çok hoşuna gidebilecek. Doğaçlama katabiliyorum ben. Yani onlarla konuşuyorum oyundan önce. Zaten bir ağırlama süreci oluyor. Soruyor musunuz hani ne istersiniz tabii çocuklar ya diye? Onlara, o şekilde hiç sormuyorum. Onlara sürpriz oluyor. Diyorum ki işte siz niye toplandınız? Burada ne konuştunuz? Ana konu neydi falan. Meraklı sorduğum için tabii ki anlatıyorlar. Ama onlar oyunda kullanacağımı bilmiyorlar. Sonrasında oyunda gördüklerinde çok hoşlarına gidiyor. Tabii. Ve tepki daha ne çok kadar çoğalıyor. Ne kadar güzel. Yani çocuk bir kere hani işinizin zaten amacı çocukları mutlu etmek biraz da. Evet. O çocukları mutlu etmek o kadar doyurucu bir şey ki değil mi? Tabii ki çok, çok güzel bir şey. Hissiyat. Onların mutlu gitmesi mesela geçen gün bir oyundan sonra küçük kızlarımdan biri gelmiş bana bir kalp yapıyor. Ay canım benim. Yani o çok hoşuma giden bir şeydi. Oyunu izlemiş, beğenmiş. Benimle de güzel sohbet ettik. Evet. Sonrasında da tekrar görüşme vaatleri de aldım. Ne güzel. O yüzden çocuklarımızın bilmesi ve hoşuna giden bir oyun seyretmesi. Tabii ki şimdi her sanatın iyisi de kötüsü de var temsilcisi ki olarak baktığımızda. Tabii. Bazı oyunların çok kötü, vasat olması izleyenlerin uzaklaşmasına sebep oluyor. Yani ön yargı oluşur en evet, azından. Evet. Yani mesela ben bazı bir yerlere gidiyorum. Diyorum ki işte biz oyun oynayacağız Karagöz. Ya biz Karagöz daha önce aldık. Çok mutlu olmadık. Çocuklar da pek sevmedi diyor. Hmm. Diyorum ki bir de bizi bir dinleyin, bir görün, izleyin. Evet. Ondan sonra biz karar başka verin. Başka Karagözlere benzemeyiz diyorsunuz. Tabii ki her şeyin iyisi de kötüsü de var. Tabii. Benim olan karşıdaki insanın seçici davranıp evet, ona göre gereken ilgi ve alakayı göstermesi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu arada kukla tasarımı da yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum. Genelde Karagöz kuklalarının yaratıcısı sizsiniz. Evet. Değil mi? Evet. O da zor bir şey olsa gerek. Yani genelde ne kadar bir zaman alıyor mesela? Ben sahne tasarımı okudum. Sahne tasarımından gelen çizim ve tasarım bilgim var tabii ki. Değişiyor. Mesela Karagöz tasviri yapmak bir haftada bir Karagöz tasvirini bitirebilirsin. Ama bir kuklayı, üç boyutlu bir kuklayı bitiremezsin. O ortalama 15-20 gün sürüyor bir kuklayı bitirmem. İstediğimiz özelliklere de bağlı tabii ki. Ben geleneksel kukla da yapıyorum. İbiş kukla. Elimizi içine sokup oynattığımız ibiş kuklamızdan. Veya iple oynattığımız marionet kuklayı yapıyorum. Hepsinin yapım aşamaları farklı, o yüzden süreleri de değişiyor. Malzemeleri ne oluyor genelde? Ben genelde yalıtım köpüğü kullanıyorum. Köpüğü küp haline getirdikten sonra ahşap hamuruyla kaplıyorum. Yani kuklayı ahşaptan oymuyorum. Fakat üstünü ahşap hamuruyla hamur kaplama hı-hı olarak istediğim modeli vererek devam ediyorum. Hamur kurudukça yeni katını atarak devam ederek öyle de yapıyorum. Çok güzel. 15-20 gün askıdaki zaman alıyor. Evet. Biraz daha zor tabii. İbiş kukla da bir kaç gündü? Yani 10 günde bitirebiliyorum bir ibiş kuklayı. Sopalı kukla dediğimiz bizim geleneksel kuklamız ve daha eski 1900'lerde kullanılan kukla modelimizde onları 10 günde bitirebiliyorum. Peki başka diğer kuklalar da mı size ait? Bütün kuklaları siz mi yapıyorsunuz? Kendi yani? Kuklalarımın hepsini yapıyorum. Tabii ki siparişte başkalarına da yapıyorum. Ama kendi oyunlarımdakilerin hepsini kendim yapıyorum. Vallahi ellerinize sağlık. Ne beceriklisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunun yanı sıra oyunculuk da yapıyorsunuz. Evet. Yani tiyatro oyunlarında da yer alıyorsunuz. Onları nasıl yapıyorsunuz? Birçok ekiple çalışıyorum. Kendi kurduğum bir tiyatrom da var, Tiyatro Teğet diye. Oranın genel sanat yönetmenliği de yapıyorum. Başka ekiplerle de oynuyorum. Kendi ekibimle de oyunlarım devam ediyor. Ortalama bir oyunu biz ayda 8-10 kere falan oynuyoruz özel tiyatro olarak da. Özel tiyatroların biliyorsunuz sahne sorunları, klasik. Sahne sorunları olduğu için ortalama 8-10 oyun. O yüzden ben iki ekipte rahatça idare edebiliyorum. Karagöz oyunlarımız genelde %90 gündüz olduğu için de.
Gündüz mü oluyor? Tabii Karagöz çocuklar için, değil mi? Gençler için olduğunda yani ayda bir, iki ayda bir anca oynayabiliyoruz yetişkinlere. Yetişkinlere oynandığında akşam ama onun dışında gündüz oyunlarımız. O yüzden hem bu sene iki yetişkin oyunum devam etmiş oluyor. Hem Kaç Baba Kaç hem de Perus Hanım diye yine benim yazdığım bir oyun devam ediyor. Kaç Baba Kaç'ın konusu ne? Kaç Baba Kaç yabancı bir vodvil uyarlama oynuyoruz. Tiyatro seviyle. Geçen sene de oynadık, bu sene de. Türkiye'nin her yerinde oynuyoruz. İzmir. Mesela yakın zamanda izleyicilerimize söyleyelim, paylaşalım. Tiyatro çok seviyorum ben. Evet. İstiyorum ki hakikaten ilgili olalım, tiyatroya gidelim sürekli. Biz de çok mutlu oluruz. Evet, yani çok özel bir sanat çünkü tiyatro hakikaten. 8 Kasım'da Akatlar'da oynuyoruz. Sonrasında da Artı Sahne'de her ay devamlı oynadığımız sahnemiz Artı Sahne bundan sonra. Bu Kaç Baba Kaç mı? Kaç Baba Kaç için. Perus Hanım için daha provalarımız devam ediyor. Onu da kısmet olursa Aralık'ta Bahçeli Evler'de Binbir Sanat'ta başlayacağız. Arkasından periyot olarak devam edecek. Ama Kaç Baba Kaç daha yoğun oynayan bir oyunumuz. O yüzden internetten de bulabilirler tarihlerimizi, gelebilirler, mutlu oluruz. Biletleri nereden alıyorlar? Biletix'ten alınabiliyor. Gişelerden de alınabiliyor. Mekan gişelerinden de. O şekilde oluyor. Evet. Peki genelde kalabalık mısınız bu oyunda? Kaç Baba Kaç'ta yoksa evet, az kişi? Evet, kalabalığız. Kalabalık. Yani televizyondan da tanınmış isimlerimiz var zaten. Merve Sevin'in tiyatrosu. Ya çok güzel. Evet. İrfan Kangı başrollerde, Murat Engür başrollerde. 11 kişilik kadromuz var. Çok güzel. Hepsi harika sanatçılar, yılların ustası, tecrübeli sanatçılar. Onlarla çalışmış olmak tabii ki de çok güzel bir şey. Onlarla birlikte sahnede olmak. Ama seyirciyle buluşmak en güzeli. Tabii. O yüzden her zaman seyirciyi bekliyoruz. İnşallah. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bırakmasınlar. Şu an en yakın tarih 8 Kasım'da 8 Kasım. Akatlar Kültür Merkezi'nde. Evet. Evet. Peki yoğun da bir temponuz var. Kukla yapıyorsunuz, Karagöz seslendiriyorsunuz, işte diğer karakterleri de seslendiriyorsunuz. Tiyatro oyunu, nasıl yetişiyorsunuz bu tempoya bu kadar? Tempo az olduğu zaman rahatsız oluyorum. Değil mi? İnsan alışıyor, ben evet. de öyleyim. Alışıyorsun evet. ve arada 2-3 gün boşluk olduğunda ne yapacağını düşünüyorsun. O boşluk hiç olmasın istiyorum. 3-5 gün boşluk iyi fakat bir yaz tatili diyelim 2 ay boş. O inanılmaz sıkıcı bir duruma dönüşüyor. Öyle durumda bu sefer kukla yapmaya yoğunluk veriyorum. Ama provalara ve oyun yazımına yoğunluk veriyorum. Yoğun olmak hoşuma gidiyor. Evet. Yani mesela bugün buradan çıkacağım, provaya gideceğim. Başka biri belki aynı günde 3 iş yapmak istemeyebilir ama ben bir günde 3 iş yaptığımda alışınca mutlu oluyor. Oluyorum. Evet evet, ben de öyleyim. Yani o bünyem alışmış, hakikaten yani boşta kalamıyorum. Boşta kalınca böyle kötü hissediyorum kendimi. Evet. Ama yorgun oluyorsunuzdur tabii. Ya oyun izlemek benim dinlenme yöntemim. Yeni Tiyatro Dergisi'nin jüri üyesiyim dedim ya. Evet. Oyun da izlemem gerekiyor tabii. En az bir sezonda 100-150 evet. oyun izlememiz gerekiyor. Ben iş bitiyor. Hadi oyuna gideyim. Bu akşam ne var diyorum. Yani normalde insanlar iş bittiğinde, provası bittiğinde akşam eve gideyim diye düşünürken ben acaba bu akşam ne var bakayım ki yakın bir yer var mı? O nereye ama gidebilirim? Ama ne güzel bir şey. Yani kendi adınıza öz eleştiri de yapabilirsiniz böylelikle. Tabii ki. Yani izlemek her zaman iyi bir şey. Başka oyunlara da bakıp bir fikir sahibi tabii olabilirsiniz. Ki. Çok güzel bir şey bu. İzlemezse insan gelişemez. Aynen, öğrenmezse, araştırmazsa gelişemez. Evet. Kim ne yapmış bilmek çok tabii, önemli. Tabii. İyi yapılan işler tabii ki insanı daha çok motive ediyor. Kesinlikle. Ben niye bunu yapmadım, o niye bunu yapmış evet, diye evet. biraz kıskançlık da var tabii. Oluyor değil mi? Ama olmazsa zaten olmaz. Evet. Biraz rekabetçilik gerekiyor evet. ki daha böyle azimli olalım, hırslanalım. Herkes kendi gündemiyle alakalı çok iyi bir bilgiye sahip olmalı zaten. Peki bir de bir dernekten söz ettiniz. Evet. Unima Derneği'di değil mi? Evet. Unima diye... Amacı ne bu derneğin? Ne yapıyorsunuz bu dernekte? Unima Derneğimiz Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir dernek. UNESCO dediğim gibi 2009'da bu Karagöz'ü somut olmayan kültürel miras listesine seçeceği haberleri üzerine daha öncesinde kurulmuş bir dernek. 2009'da İstanbul Şubesi kuruldu. Ankara'nın kuruluşu 2003 zannedersem. Yanlış evet. söylemeyeyim ama 2003 olması gerekiyor. Milletler Arası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği bu. Unima'nın merkezi Fransa'da. O Unima genelde kuklayla ilgili işler yapıyor. Bizim Türkiye ayağı, biz onlara bağlı olarak çalışan bir derneğiz.
buradaki ayak genelde Karagöz'ü baz alıyor. Hmm. Kukla da var tabii ki, üyelerimiz arasında kukla yapan, oynatan da var. Ama ana hedefimiz Karagöz'ü tanıtmak, öğretmek, gelecek kuşaklara aktarmak. Bunun için çalışmalar tabii ki yapıyoruz. Biliyorsunuz işte Türkiye şartlarında maddi imkanlar yettiği ölçüde projeler yapıyoruz. Mesela sponsorluklar kapsamında sponsor değil mi? Sponsor arıyoruz. Her zaman aradığımız arayışımız. Mesela şu an bir hazırladığım bir eğitim planı var. Karagöz tasvirinin yapımını ve Karagöz oynatımını öğretecek bir proje. Yaklaşık 6-7 aylık sürmesi planlanan bir proje. Onun için sponsor arayışlarımız devam ediyor. Maddi kaynak bulursak Şubat gibi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Eğitim çalışmaları yapıyoruz. Hem dışarıdan gelen gençlere hem de üyelerimiz arasında ilerlemeye ihtiyacı olan üyelerimize destek olmak için. Hı hı. Çünkü ve hasbalık kadar bir şekilde Karagöz'le tanışan, Karagöz oynatan pek çok kişi var. Ama Karagöz'ün temelinde usta-çırak ilişkisi var. Yani senin bir ustan yoksa kulaktan dolma bilgin seni çok ileriye götüremiyor. Doğru. Ustanı taklit ederek, ondan yola çıkarak yeni bir şeyler keşfederek devam etmen gerekiyor. Hı hı. Sanatın özü böyle ilerliyor. O noktada usta olmadan kendi başına başlamış sanatçılarımızı baz alarak onlara bir şeyler öğretmek, bir usta kazandırmak olarak yola çıkıyoruz. Gençlerin de tabii ki yapmasını istiyoruz. Birkaç kurs mesela verdik. Oradan yetişen, umut vadeden gençlerimiz var. Bu işi gerçekten seven. Ne kadar güzel. Yani el uzatıyorsunuz onlara da. Bu da uzatmaya çok güzel. Çalışıyoruz. Evet. Onların da bunu devam ettirmesini tabii ki istiyoruz. Tabii. Çünkü bizim çok önemli bir sanatımız. Fakat çok farkındalığımız yok. Evet. Ben mesela arada yurt dışına bir festivale gittiğimde çok güzel ilgiyle karşılaşıyorum. Burada karşılaştığım önyargılar, işte eleştirilerin hiçbiri yok. Gayet doğal olarak beni kabul ediyorlar. Aa, Karagöz sanatçısı Türk. Buyurunuz, hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel. Ama kimse Türk'ten bir Karagözcü, Türk'ten bir kuklacı olur mu? Kadın olur Niye mu öyle demiyor. Peki? Yabancılar daha mı çok bu işi yapıyorlar Daha ki? Çok yapıyorlar. Mesela Yunanistan, biliyorsunuz, Karagöz oynatan en yakın komşularımızdan. Diyelim ki Yunanistan'daki bir Karagözcü bir sene içinde 200 gösteri yapıyorsa biz bir sene içinde 30 gösteri yapıyoruz. O kadar fark var. Tabii ki. Onların arz talep meselesi daha iyi ilerliyor ve daha güzel. Bizde bu arz talep çok fazla ilerlemiyor. Evet. Hem sanatçımız çok az, hem de yaygın olarak kabul görmüyor bu sanatımız. Niye acaba görmüyor kabul? Bir yani dönem, bir dönem işte televizyon var, internet yani var. Yani görsellik biraz ön planda olsun mu istiyoruz aslında acaba? Aslında görsellik bizim işimizde de ön planda ama hız, yani hız çağı, insanlar işte bir perdeyi izlemek istemiyor bazen. Evet, ancak onun tadını aldıktan sonra onu izleyebiliyor. Ama öncesinde dediğinde Karagöz yok ya, çocuklara göre diyor mesela. Benim Bahçelievler'de oynadığım salona çocuklar anne ve babalarıyla geliyorlar. Bir anda salona bakıyorum, 20 tane çocuk varsa 50 tane büyük var. Ne ve güzel. O büyükler daha mutlu ayrılıyor. Çok güzel. Oyundan sonra gelip beni tebrik eden o büyükler. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun yaşı yok ki. Hani benim birçok yetişkin arkadaşım var. Çizgi film izlemeyi çok severler. Evet, yani evet. Biraz ona da ihtiyacımız evet. var toplum olarak. Deşarj olmak evet, adına. Çok doğru. O an zihnimizde bir şey dolaşmasın. Hani balıklar yüzsün zihnimizde diye, ona da ihtiyacımız var. Tabii ki, tabii ki. Karagöz oyunlarının altyapısı doludur genelde. Mesela çocukları oynadığımızda tabii ki biraz daha hafifletiyoruz ama oyunların hepsinin temelinde bir fikir, bir konu kesin vardır. O noktada düşünmek isteyen de oyunumuzu izleyebilir. Ama yüzeysel olarak tiplerin komiklikleri, yaptığı hareketler, söylediği esprilerle eğlenmek isteyen de herkes kendine yer bulabilir oyunlarımızda. Evet. O yüzden yetişkinleri de, çocukları da bekliyoruz oyunlarımıza. Peki genellikle yurt dışında hangi ülkeye çok böyle gittiniz? Hangi ülkeden size karşı çok talep var? Ben mesela Kosova ve Makedonya'ya gidiyorum ara ara. Hı hı. Çünkü orada Türkler daha yoğunluklu, biliyorsunuz. Evet. Türk nüfusun olduğu, yoğun olduğu yerlere gidiyorum. Festivaller oluyor Kosova'da ya da Makedonya'da. Kısmetse Haziran'da tekrar gideceğiz. Orada çok güzel geçiyor. Mesela bir kesim var, Müslüman ama Türk olmayan kesim. Onların da bir festivaline gidiyorum. Geliyor işte, önce müdür diyor ki ya onlar Türkçe bilmiyorlar hani falan. Önemli değil diyorum, öyle mi diyor. Değil değil, sen merak etme diyorum, ben diyorum halledeceğim. Sonrasında oyun o kadar keyifli geçiyor, o da şaşırıyor. Onlar Türkçe bilmiyor, sen de hiç Arnavutça bilmiyorsun. Ama hallediyoruz. O Karagöz'ün inanılmaz bir büyüsü var. Çocuklar bir anda ona kapılıyor.
onunla devam ediyor. Karagöz'ü ben de çok severim ama yani. Oyuna bekliyorum o zaman. Geleceğim inşallah. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Keyif alırım. Seviyorum. Eğlenceli. O diyalogları biraz mantıklı da. Zaten çocuklar için olması güzel bir şey, o ayrı, ama hani çocuklar için olan şeyler genelde çok böyle profesyonel mantıklı olmaz ya. Bizde o yok. Öyle. Bizim var oyunumuzun yani o belirli bir kurgusu ve evet, yapısı var. İşte biz yeni yetişen sanatçılarımızdan da onu rica ediyoruz. Bu geleneksel üsluba dikkat ederek hareket etmelerini, hı-hı, ve bu üslupta ilerlemelerini. Tabii ki yenilik yapacağız, tabii ki güncel espriler koyacağız ama ana motifini bozmadan. Zaten Karagöz oyunlarının yazıldığı, günümüze yazılı gelen çok az oyun var. O oyunların yazıldığı dönemde onlar popüler oyunlardı. Doğru. Ve orada söylenen şarkılar o günün popüler şarkılarıydı. Şimdi biz baktığımızda çok eski sanat müziği parçaları olarak fark ediyoruz ama onlar o dönemin popüler şarkıları. Biz de bugünü popüler şarkıları tabii ki koyabiliriz, popüler esprileri tabii ki koyabiliriz ama belirli bir seviyeyi, belirli bir uslubu devam ettirerek. Genelde Karagöz daha çok konuşan taraf değil mi Hacivat'a göre? Evet, daha çok konuşan, biraz ağzı patavatsız, ağzından çıkanı bazen kulağı duymayan. Aynı ben. Ben de patavatsızımdır çok. Ama işte o kalbinin temizliğinden ve doğru şeyi söylemek isteğinden geliyor. Yani doğru Davut olmak da çok iyi değil işte. İşte o yüzden Karagöz'ü pek sevmiyorlar. Ben de sevilmiyorum herhalde, bilmiyorum ama. Doğrucu Davut. Yani ama tabii öyle olmak da biraz karşı tarafı içtenlik duygusunu hissettiriyor diye düşünüyorum. Değil mi? Daha böyle içten Karagöz, Hacivat'a göre. Tabii ki her zaman Karagöz daha doğal. Doğal. Tabii. Pardon. Samimi. Yok, rica ederim. Yarın ağırlayacağım konuğumun soyadı da Karagöz bu arada. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Benim de bir öğrencim var. Onun da soyadı Karagöz. Pardon. Yok, rica ederim. Lütfen. Şimdi tabii siz bitirin. Kalmasın. Lafınızı kesmeyin. Boğazınız hasta mı, bir şey mi takıldı? Hasta. Çünkü mevsim o kadar şu anda evet, şey ki evet, pastırma sıcaklığı tam bitmiş bu arada. Bitmiş mi? Bitmiş. Ama terlemeye devam ediyoruz bu arada. Koşturmakta. Bitmiş. 2-3 derecede hatta bugün itibariyle düşüş yaşanacakmış. Artık soğuklara doğru gidiyoruz. İşte bu soğuk ve sıcak dengesizliği. İşte o çok hastalığa yol açıyor. Bana gerçekten da etki yaptı. Tabii tabii. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir de oyunculuk var tabii. Evet. Demin de konuştuğumuz gibi tiyatro oyunlarında yer alıyorsunuz. İşte Bakaç Babakaç yakın zamanda 8 Kasım'da da sahnelenecek. Oyunculuğun zor tarafları nedir? Mesela ses. Ses. En önemlisi ses. Sahne inanılmaz bir şey. Mesela diyelim ki hastayım ve rahatsızım. Ama sahneye çıktığında bir şekilde onu sahnenin elektriği, sahnenin havasıyla bir anda onu halledebiliyorsun. Seyircilerin gazına geliyorsunuz. Biraz o oluyor tabii. Tabii ki seyirciler her zaman olumlu yaklaşıyor sana karşı. Bir rahatsızlık olduğunda tabii ki farkındalar. Ama sahnenin elektriği, sahnede olmanın getirdiği o güzellik, o güzel duygu her zaman çok güzel. Bir de o alkışların sizi evet, doyuruyor olması. Ben sahnede ilk tiyatroya ilk başlama hevesim başladığında en çok dikkatimi çeken ve en yapmak istediğim sahneye bir çıkmak. Yani orada bir durmak. Mesela ilk bir elemeye katılmıştım tiyatroya başlamak adına. Orada sahneye ilk çıktığımda oh sahneye çıktım ya bu bile yeter gibi bir duygu oluşuyor. Ve sahnede olmayı seviyor insan. İzlenmeyi seviyoruz zannedersem. Çoğunlukla bu işi seçenlerin evet, birinci önceliği. İzlenmeyi, ön planda olmak. Evet, önde olmayı seviyoruz. İzlenmeyi seviyoruz. Hmm. Bir şeyler yapmayı seviyorsun. Bir şeyler yaratmayı seviyorsun. Birlikte yaratmak tiyatro biliyorsunuz. Tabii. Birlikte olmak güzel. Diyelim ki tabii ki bir iş yerinde de arkadaşlarınla birliktesin. Fakat sahnedeki birliktelik çok fazla. Tabii. Değişik, onunla aynı değil. Bu daha keyifli. Tabii. Arkadaşlıklar daha güzel. İlişkiler daha güzel. Hı-hı. Tabii ki her işte iyi de var, kötü de var ama benim tabii şansıma hep güzel ekiplerle çalıştım. O yüzden ekip ruhu çok önemli evet, zaten. Çok yani önemli. Hakikaten ben mesela burada neden huzurluyum? Cem TV ailesinde hakikaten mutluyum. Çünkü ekibimi çok seviyorum. Çok önemli. Gerçekten önemli. Yani birbirimize böyle sahiplenmemiz, birbirimizi bu insanı daha da motive ediyor. Ve izleyiciyi ona göre bir
şey veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz. Onu hemen fark ediyor seyirci. Mesela bir ekipte oynuyorsun. Ay ama sağ ekipte... ol Murat'cığım. Yönetmenim ekipte seni seviyorlar. Sağ olsun. Harikalar. O çok önemli. O elektriği aldığında sen de öyle davranıyorsun. Mesela bir şey oluyor. Diyelim ki oyuncuların birbirleriyle arası bozuk. Seyirci, tanıdık bir seyirci varsa, onlar niye böyleydi? Ya, tabii. Hemen elektriği alabiliyor. Tabii. Yani bir oyunda de bir kişinin arıza başarısı yok. Değil, ekibin başarısı komple. Tabii ki. Her zaman öyle bakmak gerekiyor. Öyle. Tiyatroda ben öndeyim, ben başlayayım yok. Gibi bir fikir olursa tabii. O yıkıma götürür insanı. Tabii. Birlikte üretip birlikte paylaşmayı öğrenmek gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden ben çok mutlu oluyorum. Ne kadar güzel. Peki oyunlar genelde ne kadar süre alıyor? Oyunları yaklaşık 1,5-2 ay sürüyor prova sürecimiz. Hı hı. Prova sürecinden sonra bazen bir sezon, bazen iki sezon oynuyoruz. Hı hı. Çoğunlukla bir ya da iki sezon. Mesela bu sezon bizim ikinci sezonumuz Kaç Baba Kaç'ta. İzleyici buldukça devam etmek istiyoruz tabii ki. Hı hı. Peki tiyatrocu olmak isteyenlere ve dizi oyuncusu olmak isteyenlere, işte film oyuncusu olmak isteyenlere önerileriniz nedir mesela? Ne tavsiye ediyorsunuz o gençlerimize? Ya herkes bir sanatçı olayım ve bir noktada sanatçı olmak değil aslında para kazanmak hedefiyle yola çıkıyorlar. Hı-hı. Benim ilk yola çıkış hedefim o değildi. Onların da o olmasını tavsiye etmiyorum. Hedef sahneye çıkmaksa sen sahneye çıkmak için yol alacaksın. Ama para kazanmaksa para kazanmayı her şekilde yapabilirsin. Hedefin sahneye çıkmaksa sahne için gereken özveriyi ve emeği vermek zorundasın. Sesine dikkat edeceksin, bedenine dikkat edeceksin, nefesine dikkat edeceksin, görüntüne, her şeyine dikkat edeceksin. Tabii. Ve bunları geliştirmek, ilerletmek için bir şeyler yapacaksın. Tabii, ben mesela ilk tiyatro kursuna gittiğimde dediler ki işte tiyatro tek başına olmaz, diğer sanatları da bilmelisin. Resim kursuna başladım, enstrüman çalmak için kursa başladım. Ne güzel. Kendi yani, gelişiminiz de artıyor böylelikle. Artıyor. İlla ki bir insanın oyuncu olması da gerekmiyor. Tiyatro insanı rahatlatan ve ruhunu dinlendiren bir şey. Ben mesela gençlere ders de veriyorum. Tiyatro, oyunculuk dersleri de veriyorum. Nerede veriyorsunuz? Bir vakıfta. Özel mi? Özel bir vakıfta. Tamam, söylemeyelim evet, ismini. Özel bir vakıfta ders veriyorum. Tiyatro dersi. Ne güzel. Gelen gençlerim tiyatrocu olmayacak, oyuncu olmayacaklar ama çok iyi bir izleyici olacaklar. Niye? Çoğu ders verdikleriniz öyle olmayacak? Yani çoğu kursa 20 kişi geliyorsa 20 kişiden 20'si de oyuncu olarak yetişemez. Doğru. İçinden 3 kişi, 5 kişi sivrilebilir. Kimisi rahatlamak için geliyor, kimisi ifadesini, diksiyonu düzeltmek için, kimi biraz daha rahat konuşabilmek, sunumlarında etkili olabilmek için. Yani tiyatro bizim her alanda işimize yarıyor. Sadece sahneye çıkıp oynamak değil, mesela ben öğrencilerime onu söylüyorum, bir iki tane avukatım var. Diyorum size çok gerekiyor konuşmak, söylemek, insanları etki altına almak, söylediğini dinletebilmek. O yüzden tiyatro eğitimi sadece oyunculara değil, herkese tavsiye Hı-hı. ediyoruz. Birlikte olmak, birlikte bir şeyler paylaşmayı öğrenmek, özellikle günümüzde biliyorsunuz çok bireysel yaşıyoruz. Evet. Birlikte olmuyoruz hiç kimseyle. Bunu bu aşmak sosyal için... medya sayesinde evet. biraz da oluyor. Evet, biraz da öyle oluyor ama birlikte hiçbir şey yapmıyoruz. Mesela evet. arkadaşın elini tut dediğinde tutmuyoruz. Evet. Uzağız birbirimizden. Birbirimizin gözüne bakmayı kestik. Bizim tiyatroda ilk derslerimizden biri birbirinin gözüne bakarak göz yapacağı... Göz teması çok önemli evet, değil mi? Yapacağı hareketi... keşfedebilmek. Tabii. O yüzden gençler eğitim almalı diyoruz ama bu eğitimi de işte ben 3 aylık paket programa gittim işte ben artık oyuncuyum gibi değil. Bir şey yok. Ne kadar zaman sonra kişi ben artık oldum oyuncuyum diyebilir? Oyunculuk için de aynı dediğim gibi usta çırak ilişkisine gerek var. Bir kişi diyelim 3 ay 5 ay kurs aldı. Hmm. Belirli birkaç duruş öğrendi, bakış öğrendi. Neyi nasıl yapması gerektiği yor yoldamını öğrendi en azından. Bunları hep devam ettirmeli ama onun yanında küçük ekiplere girerek sahneye çıkmalı. Sahne üstünde öğrenecek. Tabii. Nasıl hata yapılacağını yapa. Yaparak öğrenecek. İlk başta ben işte kursu bitirdim hemen başrol istiyorum. Ben oynayacağım. Aa, tabii öyle olur mu hiç? Zaten şimdiki tanıdığımız başarılı isimlerin hepsine baktığımız zaman geçmişlerine hep böyle yan rollerde oynamışlardır. Hatta figüranlık bile yapmışlardır. Çok az sahneye çıkmışlardır. Yani kademe kademe, basamak basamak. Öyle olmalı. Zaten o seni geliştiriyor. Ben Tabii. mesela sahnede az duruyorum ama oradaki oyuncu arkadaşımı izleyerek ondan pek çok şey öğreniyorum diye bakmalı. Aa, ama o niye çok duruyor, niye ben az duruyorum? Genelde gençlerimizde öyle bir durum oluşuyor. Öyle bir ego şey. Ego işte. Evet. O tiyatroda ego tabii ki
büyüyor, doğal olarak büyüyor. Çünkü benim diyorsun, ben ortadayım diyorsun. İşte bizim o diğer sanatlarla uğraşmamızın sebebi aslında o. Egoyu biraz daha aşağıya alabilmek, başka konulara odaklanabilmek, biraz daha sakinleşebilmek. O noktada işimize yarıyor. Ama birlikte üretmenin tadını almalı tabii, gençlerimiz kesinlikle. De. Doğru. Her konuda, tabii ki tiyatroda onların evet. günlük hayatlarında da başarılı olmalarını sağlayacak. Konuşmalarını, ifadelerini, beden kullanımı. O yüzden tavsiye ediyorum hepsine. Evet. Peki genelde tiyatroda hiç böyle hata oluyor mu? Yani tabii oyun ki. Sırasında mesela, çünkü hakikaten çok zor. Sinemada ve dizide arkadaşınız size söylüyorlar söyleyeceğiniz lafları, kelimeleri. Tabii. Tiyatroda böyle bir şey yok. Yok değil tabii mi? Ki. Bir okuyorsunuz. Tabii ki. Şimdi Senaryoyu. Mesela bir çalışmamız var tabii ki. Prova sürecimiz var, çalışmamız var ama sonuçta bir insansın. Tabii. Mesela biraz önceki gıcık gibi herhangi bir durum gelebilir. Tabii. Diyelim ki bana bir gıcık geldi. Karşımdaki oyuncu bunu idare edebilmeli. Evet. Yani onu götürebilmeli, kamufle edebilmeli, oyundanmış gibiye dönüştürmeli. Doğru. Bu da doğaçlama yeteneğini getiriyor tabii ki. Evet. Ama seyirci o konuda her zaman anlayışlı ve toleranslı. Mesela bazen bir şey oluyor, oyunda bir hata oluyor. Birisi gülmeye başlıyor. Senin oyun dışı güldüğünü tabii ki seyirci algılıyor. Onlar da gülmeye başlıyor. Ne güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aslında daha çok hoşuna gider insanın. Yani Evet. o bir samimiyet Evet. katıyor, bir doğallık katıyor. Daha şeker bir şey olur bence. Ben mesela ilk tiyatro için sınava girdiğimde hoca diyor ki işte en son hangi oyuna gittin? O zaman Lüks Hayat vardı. Lüks Hayat'a gittim falan diyorum. İşte oyundan aklında ne kaldı diye soruyor. O zaten oyun... şarkısı efsane. Evet. Oyun sırasında Zihni Göktay'ın mikrofonu düştü sırtından. Bir an dedi ki siz teknolojiyi yere düşürdüm yahu dedi. Aldı güzel. Tekrar taktı. Oyundan ne kaldı aklında? Diyorum ki teknoloji yere düştü diye doğaçlama ya, yaptı. Çok güzel ama. Bir de ne kadar mantıklı bir evet. Kelime. Aslında bunu ne zaman söyledi? Kaç yıl oldu değil mi? Hani yani çok önce. 15-20 yıl önce söylediğim aslında şey. Aslında 15-20 yıl önce değerli oyuncu, sanatçı, çok da beğenirim ben. 15-20 yıl önce söylediği teknoloji yere düştüğü şimdi Evet. söylemiş tekrar. Yani şimdi doğrulamış aslında. Evet. Şu an teknoloji yerlerde. Nasıl yerlerde? Herkesin elinde. Evet. Akıllı telefonlar, herkesin elinde, işte küçücük çocukların elinde tabletler. Aslında nitekim öyle oluyor. Teknoloji yerlerde Evet. işte. Ya teknolojiyi iyi noktada kullanmamız gerekiyor. Eğitim olarak tüketmemeliyiz çok evet, fazla. Evet, eğitim olarak çok işimize yarıyor aslında. Çok Tabii. kolay ulaşıyoruz. Kitap taşımıyoruz, Tabii. defter taşımıyoruz. Hepsi telefonumuzda. Bir reklam aramız varmış Sibel Hanımcığım. Reklama gidelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar Sibel Tomaç'la tiyatro ve oyunculuğu konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, tekrar hoş geldiniz. Günün getirdiklerine sevgili izleyicilerimiz. Ben bu arada size canlı yayınla telefon bağlantılarımızı tekrar hatırlatmak isterim. 0212 627 4848'den bize bağlanabilirsiniz. WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de an bize yazabilirsiniz. Aynı zamanda Berat Asicioğlu Günün Getirdikleri Instagram sayfasından da bana ulaşabilirsiniz dedikten sonra. Evet Sibel Hanımcığım, bu arada genelde tiyatro adına genelde sanatçılar biraz yakınmalar da yaşıyorlar. Evet. Yani diyorlar ki işte tiyatroya gereken değer verilmiyor hem insanlarımız tarafından hem devletimiz tarafından. Bu yönde bir talebiniz var mı devletimizden? Tabii, tiyatro adına. Tabii ki var. Biliyorsunuz bir tiyatro yardımlarımız var. Tiyatrolar, özel tiyatrolar başvuruyorlar ve belirli bir ölçüde bir destek alıyorlar. Biz bu desteklerin çoğalmasını talep ediyoruz tabii ki. Aldığımız destekler tabii ki bizim işimize yarıyor ve bir şekilde hayatta kalmamıza yardım ediyor. Fakat hayatta kalmanın ötesinde bazı şeyleri de gerçekleştirebilecek, yeni projeler yapabilecek kadar bir
maddi finansal ihtiyacımız var. O noktada destek istiyoruz. Karagöz için de aynı şekilde. Bu bizim bir somut olmayan kültürel mirasımız ve yeteri kadar desteklenmediğini düşünüyoruz. Karagözcülerin ve karagöz sanatının. O noktada da yaptığımız projelere katkı sağlanmasını istiyoruz. Farklı projelerimiz var, devam ediyor. Özel tiyatroların biliyorsunuz en büyük sorunu sahne sorunu. Evet. Karagöz'de sahne de bulunmuyor mu yoksa sahne fiyatları mı çok yüksek oluyor? Sahne fiyatları çok yüksek oluyor. Tiyatro seyircisi günümüzün getirisi sinema, televizyon etkisiyle epey azalmış durumda. Belirli bazı bir kısım seyirci onlar gelebiliyor, takip ediyor oyunları. Biz bunun fazlalaşmasını istiyoruz. Daha çok izleyici gelsin. Hiç tiyatroya gelmeyenler de gelsin istiyoruz özellikle. Tabii, evet. O yüzden başka yerlerde, farklı semtlerde sahneler, belediyeler sağ olsunlar açıyorlar farklı sahneler. Ama bu açtıkları sahnelerin özel tiyatrolara da tahsis edilmesini istiyoruz. Yani sadece belediyeler çoğunlukla satın alma yoluyla oyunları sergiletiyorlar. Satın almanın dışında sahneleri tahsis etme yoluyla da bizi izleyiciyle buluşturmalarını istiyoruz. En büyük sorunumuz sahne sorunu. Tabii ki seyirci sorunu. Sahne olursa bir nokta sonra seyirci gelir diye düşünüyoruz. Gerekli bir reklam olursa, duyuru olursa. O noktada sahne birinci ihtiyacımız ve önceliğimiz. Ve tabii ki maddi kaynakta. İhtiyaçlar var. Arasında. O da var, evet. Peki genelde dünyada en çok hani hangi ülkedeki tiyatroyu çok beğeniyorsunuz? Genelde mesela İngiltere tiyatroları çok özeldir. Evet. Tabii. Ben çok beğenirim. Evet. Güzel işler çıkarma bakımında tabii ki hepsi güzel işler çıkartanlar var. Rus biliyorsunuz, Rus tiyatroları daha yaratıcı işler çıkartabilir. Ben en çok onlardan takip ediyorum. Hoşuma gidiyor. Gölge oyunu olarak da tabii ki birçok ülkeyi takip ediyorum. Onların yaptığı imkanlar çoğu bizde olmadan biz ilerliyoruz. Nedir mesela onlarda olan imkan, bizde olmayan imkan? Çoğunlukla maddi prodüksiyon işleri. Biz küçük mekanlar için çoğunlukla son zamanlarda özel tiyatroların kendini kurtarma yöntemi küçük mekanlar. Küçük bir 40-50 kişilik salonlar yapmak. Tiyatro mekanı değil de daha çok böyle toplantı odası gibi küçük mekanlarda tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onu tabii ki bu da güzel bir şey. Bu da kötü bir olay değil, kötü bir gelişim değil. Ama daha büyük sahnelerde büyük prodüksiyonlar gördüğümüzde ilgi daha çok oluyor tabii ki. Bunu tercih etmek istiyoruz. Ama hem sahne azlığı hem maddi imkan yetersizliği burada bizi zorluyor. Büyük düşünmemizi de engelliyor tabii ki. Bir şey düşünürken, planlarken bir şey bunu nasıl yapacağız? Yok, biz bunu en düşük bütçeyle nasıl yaparız'a dönüşüyor. O noktada ve seyirciye ulaşmamız gerekiyor tabii ki. Seyirciye ulaşmak da büyük bir sorun. Televizyon öne geçtiğinden ve daha bedava ulaşılabilecek bir konumda olduğundan herkes onu tercih ediyor. Evden çıkmak büyük bir sorun oluyor bazı aileler için. Bir tiyatroya gitmek 3 kişi 5 kişi ama aslında onun da yöntemleri var. İnsanlar bir noktada alıştıktan sonra devlet tiyatrosunun, şehir tiyatrosunun ücretleri gayet makul. Özel tiyatroların çoğunun da ücretleri gayet makul. Herkes onları takip etsin istiyoruz. İnşallah, evet, hakikaten ben de istiyorum. Sesinizi duyurmak istiyorum. Tiyatroya çok arz ve talep olsun. İnşallah. Çok güzel çünkü izlemesi. Yani ben çok seviyorum. Sinema da çok severim ama tiyatro bana daha ayrı bir keyif verir. Sinema daha törensel, dikkat ederseniz daha başka bir hava. Sinemaya gidiyorsun, 50 kişi de olsa, 3 kişi de olsa hiç fark etmiyor. Film dönüyor ve izleniyor. Ama tiyatrodaki o elektrik seyirciyle var oluyor. Tabii. Seyirci az olduğunda ya da olmadığında bir oyuncunun da tabii ki bir düşmesine sebep oluyor ve elektriğin azalmasına sebep oluyor. O yüzden karşılıklı etkileşim için göz göze, nefes nefese orada hissetmek, fark etmek için tiyatroya bekliyoruz herkesi. Evet, aynen öyle. Genellikle peki Almanya'da çok fazla mesela Türk vatandaşımız var. Genellikle Almanya'ya gidiyor musunuz? Demin hiç bahsetmediniz. Evet, veya önümüzdeki zamanda gidecek misiniz? Almanya'da mesela bir tiyatro festivali yapılıyor birkaç senedir. Onunla ekibimizden bir ekip gitti, bizim ekibimizden bir grup. Oraya gidiliyor, yani başladı, ufak ufak başladı ama oradakiler de biraz sanata temkinli yaklaşıyorlar. Neden? Tiyatro çok fazla yok orada. Gerçekten aslında hemen mi? Hemen hiç yok, çok az. Küçük ölçekli, çok küçük grupları var diye niye biliyorum. Acaba? Yeni yeni başlıyorlar. Mesela yeni yeni oraya turneler düzenlenmeye başladı.
belirli birkaç isimler gidiyordu ama şimdi bir festival yapıyorlar onlar da. Hı hı. O festivalin faydası olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Festivalde, her yıl mı yapılacak düzenli evet, olarak? Evet, geçen sene ikinciyi yaptılar, bu sene üçüncüsü zannedersem olacak. Hı hı. O epey işe yarayacak ve tiyatronun farkındalığını sağlayacak. Türk tabii. oyunların farkındalığını sağlayacak. Tabii ki orada Alman tiyatrolarını izliyorlardır bizim insanlarımız da ama biraz da Türk tiyatrosunu fark etmeleri adına tabii işe yarayacaktır. Tabii çok fazla Türk vatandaşı çok var Almanya'da. Bu konuda işte aslında devletimizin bir tanıtım programı düzenlemesi hı-hı. gerekiyor. Biz bir proje yapmıştık bir ara. Türkiye'yi gezmiştik. Karagöz ve tiyatro, geleneksel tiyatromuzda, orta oyunumuzda. Aynı şekilde bir dünya turu planımız da var. Ama ne tabii, kadar güzel, inşallah. İnşallah olsun. Onun için de tabii ki kaynağa ihtiyacımız var. Birçok Türk Cumhuriyeti, yani Türklerin yaşadığı yerler var biliyorsunuz. Oralara gidilebilir, onlarla buluşulabilir ve bizim sanatımızın farkına varmaları sağlanabilir. Onun için proje geliştiriyoruz. Tutarsa, destek bulabilirsek. Tutar. İnşallah, sağ olun. Evet. Genellikle peki tiyatro her yaşa hitap edebilir mi? Öğrenim tabii açısından ki. Ama tabii izleme ki. Değil. Tabii yani ki. Mesela bugün işte 50 yaşındaki bir kadın ben tiyatro oynamak istiyorum deyip de bir tiyatro kursuna gidebilir mi? Tabii ki. Gitmelidir zaten. Gitmelidir. Hatta mesela benim gittiğim Gösteri Sanatları Merkezi'nde bizim öyle bir yelpazemiz vardı. 18 üstü alan bir kurumdu. 18'den 55'e kadar katılım vardı. Mesela benim sınıf arkadaşım, 50'nin üstünde sınıf arkadaşlarım vardı. Ne kadar öyle güzel. De olmalı bence. Çünkü hem eğitimin yaşı yok, hem insanlar emekli olduktan sonra birazcık daha boş vakitleri oluyor. Evet. Bu boş vakti güzel değerlendirmek için bence çok iyi bir yol. Hı hı. Hem kendini geliştirmek, hem bir işte faydalı olmak adına bence yapmalılar zaten. Evet. Genellikle dizileri nasıl buluyorsunuz? Genelde tiyatrocular biraz dizi oyuncularına şeydir böyle, bazı kişiler tabii tepkilidir. Dizi oyuncularının daha ön plana çıkmasını pek hazmedemezler. Yani işte ne düşünüyorsunuz popüler olduğunda tabii ki ilgi bir farklı oluyor. Mesela benim şu an oynadığım ekipte de popüler isimler var. Kişiler onun o oyundaki performansıyla çok ilgilenmiyor ama televizyonda gördüğü performansıyla değerlendirerek sonrasında ona bir ilgi alaka gösteriyor mesela. O hatırladı televizyondaki performans. Tiyatrodaki performansı belki hiç izlemedi, belki hiç görmedi. Bence hepsini görmeliler. Tabii ki televizyon hepimizin hayatında tabii ki olması gerekiyor. Biz de doğal olarak oynuyoruz televizyondaki işlerde. Çünkü maddi olarak da yaşamaya ihtiyacımız tabii var. Tabii tiyatroda evet, tiyatrocunun kazancıyla dizi oyuncularının arasındaki kazanç çok çok yüksek. Çok farklı. Ben mesela televizyonda oynadığımda da keyif alıyorum. O hoşuma gitmiyor diyemem, o da çok hoşuma gidiyor. Güzel projelerde yer aldığımda o da en çok hoşuma gidiyor. En son hangi projede yer aldınız televizyonda? Reklamda oynuyorum. Şu an dönüyor bir tane reklamım. Hangi reklam diyemiyoruz tabii. Söyleyemiyoruz. Şu an dönen bir tane evet. reklamım var. Dizide de, birçok dizide, sinema filminde de oynadım. Tabii ki sinema filminde oynamak her zaman daha keyifli. Tabii, bir de daha kalıcı oluyor. Evet, daha kalıcı oluyor ama keyifli, çalışma ortamı da daha keyifli, daha güzel oluyor. O noktada tabii ki dizide de oynayacağız. Tabii ki dizide oynayanlar da olacak. Yalnız insanlar popüler olduğun zaman, yani televizyonda gözüktüğün zaman daha doğrusu, sana ilgileri farklılaşıyor, anlayışları farklılaşıyor. Bizim istediğimiz bizi sahnedeki performansımızla görüp beğenmeleri ve takdir öyle etmeleri. Öyle değerlendirmeleri değil evet. mi? Çünkü daha fazla bir emek var evet. orada. Evet. Televizyonda işin çoğu yönetmene kalmış. Yönetmen istediğini yapabilir, istediği gibi gösterebilir seni. Ama sahnede tek başınasın. Doğru. Tabii ki bir çalışma evresi var, tabii ki tiyatroda da bir yönetmenimiz var. Ama orada sen tek başınasın ve o performansı tek başına yapıyorsun. Doğru, daha zor. Evet, daha zor. Daha zor. Dizi oyuncuları tabii daha farklı. Ama mesela ben çok fazla biliyorum, bazı tiyatro oyuncuları o kadar katı bir şekilde dizi oyuncusu asla olmam, dizide yer almam diyor ki. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu çalışma ortamının kalitesiyle ilgilen bence ilgili. Çalışma ortamı güzelse televizyonda çalışmanın da herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla zaten dizi oyunculuğuna yönelmiş tiyatrocu da var. Tabii ki var. Hem maddi imkanlardan hem de bazısı da çalışma ortamını daha uygun buluyor kendisi için. Çalışma süresini. Çünkü tiyatroda çok çalışıp az kazanıyorsun. Evet. En az bir iki ay prova yapıyorsun.
o da iyi ihtimal. Belki o süre uzayabilir bile. Provan çok uzun, çalışma saatlerin farklı. Ama dizi öyle değil tabii ki. Prova yok, çekiyorsun 3 günde, paranı ama hemen alıyorsun. Ama dizide çok sabahlara kadar çalışılıyor diyebiliyorum. Evet, bayağı o çalıştığın işe göre ve aldığın role göre değişiyor tabii ki. Ama iyi bir prodüksiyondaysan, iyi bir ekipteysen gayet güzel saatlerde çalışıp işini bitirebilirsin. Tiyatro ile kıyasladığında tabii ki çok çok fazlasını hem maddi hem manevi olarak da kazanabilirsin. Çünkü tanınıyorsun, biliniyorsun, başka işlerinde yardımcı oluyor, başka ilerlemene vesile oluyor, başka iş bulmana vesile oluyor. O noktada televizyon tercih etmelerini tabii ki ben mantıklı buluyorum. Fakat tiyatronun o havası, o enerjisi çok farklı. Bunu almış ve bunun eğitimiyle yetişmiş bir kişi hiçbir zaman ben artık hiç tiyatro yapmayacağım, hep televizyona devam edeceğim demez. Tabii, çünkü oradaki aldığın enerji çok farklı. Televizyondaki çok farklı. İkisi de güzel bana sorarsanız. Ben kendi adıma yorumlarsam. İkisine de çalışmayı seviyorum ama tabii ki tiyatro önde. Tabii. Tiyatrodaki, tiyatro bir tutku artık, evet, değil mi bir, sizin için? Evet. İlk baş ben mesela ilk tiyatroya başladığımda hobi olarak başlamıştım. Başka bir işte çalışıyordum. Bir nokta sonra tiyatro benim ana işim olmaya başladı. O hobi, o diğer işim hobiye dönüştü. Evet, tiyatro ana güzel. İşim oldu. Ya artık başka işim yok. Tiyatronun yan kollarıyla ilgileniyorum. Mesela kostüm yapıyorum, kukla yapıyorum, karagöz yapıyorum. Ne tiyatronun yan dallarıyla ilgili işlerle devam ediyorum. O yüzden o başladığın zaman seni içine alıyor ve onunla olmak istiyorsun. Evet. Peki genelde şu anda hangi tiyatro sanatçılarını çok beğeniyorsunuz? İsim verebilirsiniz. Kadın da erkek de. Hani inşallah ben de bir gün böyle olurum veya bu benim örnek aldığım isim diyebildiğiniz isim nedir? Hangi isim? Birçok var tabii ki. Öyle söylemek kötü olur. Ama vardır bir örnek. Nevra Serezli'yi çok severim. Ben de çok seviyorum. Çok severim ve bizim oyunumuza da sağ olsun geldi. Tanışma da nasip oldu kendisiyle. O çok sevdiğim kadınlardan biri. Ben İleride nasıl severim. Biri olmak istersin, onun gibi biri olmak isterim. Evet, evet. Yani o yüzden o bizim tiyatromuz adına da çok çalışmış ve çok iyi işler yapmış birisi. Öyle birkaç kişi var tabii ki. Aile Algan mesela. Tabii ki. Ama mesela ben sahne tasarımı da yaptığım için bir tane sahne tasarımcımız var 80 küsur yaşında. Maşallah. Hale Eren diye. Onu gördüğümde diyorum ki işte ben yaşlandığımda böyle olmak istiyorum. Ya değil mi? Ne güzel. Bazen ben de öyle güzel yaş alan kişi görüyorum ki. Yani hala bakımlı. Hala ojeleri var parmağında. Bayılıyorum yani diyorum inşallah ben de bir gün böyle olurum. Hala işinde, hala işiyle çalışabiliyor yani 80'i geçmiş. Çünkü o hareket etmesi aslında ona o dinamikliği sağlıyor. Evet. Bütün doktorlar diyorlar ki kaç yaşında olursanız olun yaş alan insanlara sürekli yürüyüş yapacaksınız. Evet. Yürüyüş yaptıkça çünkü daha dinamik oluyor vücut, daha sağlıklı oluyor. Ve insan düşündükçe tiyatronun artılarından biri de düşünmen hep devam ediyor. Hep düşünüyorsun, hep bir şey düşünüyorsun. Nasıl yaparım, nasıl ederim, onu nasıl çıkartırım, bunu nasıl yaratırım? O yaratım süreci sancılı bir süreç ama hep bir düşünmen ve buluş bulman gerektiği için beyni dinç tutuyor. Bunu yaparken sahnede olmak zaten dikkat ederseniz tiyatrocular normal konuşurken farklı sahnede gençleşirler bir anda. O sahnenin elektriği havasıyla orada olmanın getirdiği hoşlukla sen başka biri oluyorsun. Tabii. Gerçekten başka biri oluyorsun ve o sahneye çıktığında o 80 yaşında değilsin. Yani o elektriği herkes hissediyor. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yaş alsak da hepimiz için bu geçerli. O ruhumuzun enerjisini kaybetmemeliyiz. Yani içimizdeki çocuk ölmemeli. Evet. Hiçbir yaşama zaman. Hevesimiz gitmemeli. Tabii. Bir hep şeyler yapmalı. Olmalı. Hep yeni bir şey yapmalıyız. Evet, hep üretmek lazım. Evet. Hep yeni bir şey yaptığın zaman zaten taze kalıyorsun ve genç kalıyorsun. Aynen. Çünkü hedeflerim var. Ama nedir? İşte ben emekli oldum, artık evde oturacağım, bütün gün televizyon izleyeceğim dediğinde o televizyonun karşısından kalkmak bile işkence, mutfağa gitmek bile işkence. Aynen. Ama ben niye emekli oldum? Tamam bir kursa gideyim, işte bir el işi kursuna gideyim, işte tiyatroya gideyim, bir nakış kursuna gideyim. Ücretsiz kurslar da var çok belediyelerin var. Yapmış çok olduğu. Çok var. Yani o maddi olarak beni engelliyor diyenlere ben çok inanmıyorum. Çünkü ben de çok gittim. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarını çok takip ettim. Öyle bir hobim vardı bir ara. O yüzden gitmelerini insanların tavsiye ederim. Çok da kaliteli, güzel eğitim veriliyor. Ücretsiz, hem güzel vakit geçirmek, hem yeni bir şeyler keşfetmek, yeni bir şeyler öğrenmek
çok güzel bir şey. Öğrenmek güzel bir şey. Hı-hı. Ama insanın öğrenmeye ara vermemesi gerekiyor. Evet. Kendini hep dinç tutmak için tabii. bir şeyler öğrenmesi, kesinlikle. Yaşaması gerekiyor. Aynen öyle. Daha önce Bursa'ya gitmiştiniz. Evet. Değil mi? Bursa Festivali'ne katıldım. Bu sene de gidecek misiniz? Kısmet olursa. Bursa Kültür Sanat Vakfı var. Hı-hı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte onlar çalışıyor. Biz de sağ olsun onlarla irtibatımız var. Bir Karagöz Festivali yapıyor. En eski festival onların yaptığı festival. Bu sene 20. yıllarına geldi galiba. Çok sayıda emin değilim ama 20'lere yaklaştılar. Onlar 2 yılda bir Karagöz Festivali yapıyor. Sağ olsunlar Karagözcüler için de bir buluşma ortamı oluşuyor. Hı-hı. Oyunumuz olsun olmasın gidiyoruz. Hem oyunları izlemeye gidiyoruz hem kendi gösterilerimiz varsa gidiyoruz. Çok faal çalışan bir vakıf zaten. İstanbul'da da bir Karagöz Derneğimiz var. Onu geçen sene kurduk biz. Unima Derneğimizin haricinde. Karagöz Derneğimiz de çok faal çalışıyor. Orada peki ne yapıyorsunuz? Karagöz amaç? Derneğimizde de bu Unima'da yaptığımız daha bir uluslararası platformda etki edecek. Karagöz Derneği'nde yaptığımız daha ulusal platformda diye yola çıktık. Ve ne kadar çok yere ulaşabiliriz fikriyle ilerlemeye başladık. Bürokrasi biliyorsunuz zor işleyen bir şey. O noktada Unima Derneğimizde biraz bürokrasi sorunlarımız da olabiliyordu. Karagöz Derneği'ni bunu aşma hedefiyle geçen yıl başladık. Birinci Karagöz Festivali'ni yaptık. Bu çok yıl güzel. İkincisini yaptık. Bu yıl bir ay sürdü. 1 ile 31 Kasım arasında. Pardon Ekim arasında. Ekim. Sürdü ve 100 bin çocuğa ulaşıldı. Bravo. 50 bin çocuk gösteri izledi. 100 bin çocuğa da hediye Karagöz tasviri dağıttık. Ne güzel, çok yani güzel. Çocuklar, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir projeydi. Başkanımız Enis Ergün sağ olsun çok uğraştı. Çok emek verdi. Karagöz'le ilgili İstanbul'da sanatçı sayımız zaten sınırlı. 30-40 kişiyi geçmeyen bir sanatçı portföyümüz var. Mersin'den, İzmir'den diğer sanatçı dostlarımızı da çağırdık. Bize destek oldular sağ olsun Bursa'dan. Tekirdağ'dan. Onlar da geldi. Çok güzel ve kapsamlı bir festival yaptık. Belediyelerin desteğiyle, sponsorluğunu belediyelerimiz üstlendi. Ve 12-13 belediyemiz sanırım katıldı. Bravo, çok güzel. Seneye bunu daha da katlamayı hedefliyoruz. Onlar da çok memnun kaldılar. Gelenler çok memnun kaldı etkinliklerden. Geçen sene Mersin'de de bir festival yaptık. Sadece İstanbul bazlı yapmama hedefiyle yola çıkıyoruz. Geçen sene İstanbul ve Mersin'di. Bu sene İstanbul'u yaptık, Mersin'i yapmış olacağız. Sonrasında Ankara'yı planlara dahil ettik. İlerleyecek ve bütün Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz. Çok güzel, inşallah yayılır. Evet, inşallah. Belediyeler o konuda sıcak bakıyorlar. Bu yaptığımız festivalin de lansmanı güzel oldu. Duyurusu güzel oldu. O noktada herkesin ilgisini çekti. Devamı gelir diye umut ediyoruz. İnşallah öyle. Karagöz adına da çok güzel bir şey olacak. Çünkü çocuklarımıza küçük hediye Karagöz tasvirleri verdik plastikten. Ve çok mutlu oluyorlar. Tabii, o hediyeyle ayrılmış olmak onların çok hoşuna gidiyor. Tabii. İnşallah bu Karagöz atağı devam edecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Peki Karagöz karakteri aşık olmayacak mı hiç? Karagöz'ün karısı var. Karısı mı var? Tabii ki. Bilmiyorduk onu. Karagöz'ün karısı var ama karısıyla pek geçinemez. Karısına kaşık düşmanı der. Niye öyle söylüyor? Devamlı bir didişirler. Hacivat'ta olduğu gibi. O zaman sorun Karagöz'de. Genel kişiliğinde biraz çekişme var. Biraz var var. Kavgacı. Karısı da biraz öyledir. Karagöz tipinde oyunundaki kadın karakteri de genelde öyledir. Adı ne? Karagöz'ün karısının pek bir adı yoktur. O genelde evdedir. Karagöz'ün biliyorsunuz perdede iki ev genelde göstermelik kullanılır. Eski Osmanlı geleneği kadınlar pek perdeye gelmez. Perdeye gelen kadınlar ya hafif meşreptir ya da yabancı uyruklulardır. O yüzden Karagöz'ün karısı %90 oyunda evden konuşur. Azarlar kocasını, bağırır, evden kovar. Sonrasında Karagöz'e iş bul der genelde çünkü Karagöz işsizdir. Genelde bütün oyunlarda işsizdir. Onun hedefi hep Karagöz'e iş bulsun, çalışsın. Bazı oyunlarda mesela Karagöz ve Hacivat'ın karısı ve çocukları perdeye gelirler. Orada da Hacivat'ın karısıyla çekişir. Çünkü Karagöz nasıl bir tabiattaysa karısı da onun kadın versiyonu. Aynı tabiatta Hacivat'ın karısıyla o da çekişir. Ama çok güzel bir karakterdir. Karagöz oyunlardaki kadın karakterleri her zaman çok ilginç ve farklı, değişiktir. Mesela Osmanlı'da kadın çok ortaya çıkmaz.
Fakat Karagöz'deki kadın ortadadır. Ve oyunda hep vardır. Ve oyunun baskın kişilikleridir. O noktada ben bir kadın karagözcü olarak bununla ilgileniyorum. Ben şu an Kocaeli Üniversitesi'nde yüksek lisansa da devam ediyorum. Ne güzel. Oradaki hangi bölüm? Dramatik sanatlar. Çok güzel. Disiplinler arası dramatik sanatlarda yüksek lisansa devam ediyorum. Orada da test konusu olarak da karagöz ve kadın konusunu seçtim. Onu inceliyorum. Bilmeden iyi, çok güzel, iyi bir noktaya geldim. Noktaya değinmişim. Evet. Yani kadın karagözde nasıl algılanmış, nasıl incelenmiş, nasıl işlenmiş diye baktığımızda Osmanlı'daki kadın hep arka planda ve evdeyken karagözdeki kadın hep sokakta ve ortada. Ve olayların gidişatını etkiliyor. Birçok oyunda kadın kahramanlar öndedir ve onların hikayesiyle ilerleriz. Bilindik hikayeler de var Karagöz'de. Bildiğimiz işte Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin hikayeleri de var. Onları da yani işliyorsunuz. Tabii ki, ne tabii güzel. Ki, tabii. Yani işleniyor, yani her konuyu işleyebiliriz. Mesela yeni güncel olarak biz genelde destanları, masalları işliyoruz konularımızda. Evet, Sibel Hanımcığım, vaktimiz bitmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgilerinize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Konuk ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Geçen hafta biliyorsunuz ekonomide enflasyon rakamlarının tahminini konuşmuştuk. Tahminler açıklanmıştı geçen hafta. Bugün de enflasyon rakamları açıklandı. O nedenle yarın gün bize ekonomiyi getirecek. Yarın ekonomist Tolga Karagöz bizlerle olacak ve yeni açıklanan enflasyon rakamlarına yönelik konuşacağız. Bugünlük tekrar bizden bu kadar. Yarın aynı saatte 14'te siz değerli izleyicilerimizin karşısında olacağız. Umut ediyorum ki gün size güzellikler getirsin, huzur getirsin, sağlık ve mutluluk getirsin. Hoşça kalın. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni seçim takvimi açıklamasıyla birlikte siyasi partilerde hummalı bir çalışma başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere hangi parti ne kadar hazır? Aday adaylarının vaatleri neler? Hukukçu Mustafa Demir sizler için...